Merhaba arkadaşlar. Oxford'un bir rüzgarlığını tanıtacağım. Kış sürüşlerinizde size rahatlık sağlayacaktır. Rüzgardan sizi çok iyi koruyacaktır. Ana hedefi ve malzemesi ona göre yapılmış bir mont değil, ceket diyeyim. İçinize bir termal bir içlik giydiğinizde sizi rahatlıkla kış sürüşlerinizde rahat rahat yapabilmenizi sağlayacaktır. Şimdi bunu üstümde giyeyim ve nasıl göründüğünü bir bakalım. Oxford'un bu rüzgarlığı içinize, tabii benim içimde herhangi bir termal giysi yok. Bir tişörtün üstüne giyeceğim bu rüzgarlığı. Siz soğukta kullanıyorsanız bu rüzgarlığı termal içliğin üstüne giymeniz daha iyi olacaktır. Montunuzu üstüne giydiğinizde montunuz hani çift astardan oluşmuyorsa bu o sizi montun koruyamayacağı rüzgar çarpmasından ve vücudunuzun aşırı soğumasından daha kolay koruyacaktır. Bunu giydiğinizde, içine termal bir şey giydiğinizde ve üstüne montunuzu, korumalarınızı giydiğinizde daha iyi koruması için yapılmıştır. Rüzgar içliği önemlidir gerçekten. Özellikle uzun yolculuklarda şehirler arası seyahat ediyorsanız veya işte aşırı soğukta şehir içinde de seyahat ediyorsanız rüzgar sizi çok fazla etkileyecektir ve reflekslerinizi yavaşlatacaktır. Çünkü vücudunuz, yani özellikle göğüs kafesiniz soğuduğunda titremeye başlarsınız ve bu titreme sizin motor sürüşünüzü gerçekten etkiler. Motor sürüşünüzün yani etkilenmemesi için gerçekten bir rüzgarlığa ihtiyaç var. İçinde termal bir içlik de olursa, o da nasıl bir şey onu da göstereyim. Revit'in şu tarz termal içlikleri var. Bunu da içinize giyerseniz, onu da içine açalım ve bakalım nasıl bir termal içlik. Bunu da içine giyerseniz çift katman olarak korumanız ilk başta sağlam olmuş olur. Bu rüzgarlığı tek başına giymek çok büyük bir şey sağlamayacaktır size. Özellikle aşırı soğukta size çok fazla yararı olmayacaktır. Çünkü içiniz düzgün korunmadığı için yanlarından, bileklerinden veya işte boynundan girecek rüzgar sizi etkileyecektir. Sizin vücudunuzun soğumasını engellemeyecektir. O yüzden sizi sıcak tutabilecek bir tane de termal içlik alırsanız gerçekten yani çift taraflı olarak korunmanızı sağlar. Bu termal içlik sizi hem kuru hem de sıcak tutacaktır. Bu ikisinin de yağmurla alakası yoktur arkadaşlar. Onu ekleyeyim. Çünkü bu iki şey de yağmur geçirir. Yani bu rüzgara karşı korur. Bu da olan sıcaklığı korumak içindir. Yani vücudunuz soğuduktan sonra böyle bir şey giymenizin çok bir yararı yoktur. Çünkü o ısıyı koruyacaktır. Bunlar herhangi bir sürtünmeye karşı veya işte çarpmalara karşı bir dayanıklılık içeren kumaşlar değiller. Hani hiç mi içermiyorlar? Evet, dayanıklı kumaşlardan yapılıyorlar. Fakat çarpmalarda, kazalarda sizi koruyabilecek bir yapıları yok. Yani bu termal içliğin öyle bir yapısı yok. Veya bu rüzgarlığın aşırı çarpmalarda yaralanmanızı engelleyebilecek herhangi bir dış yüzeyi yok. Ama rüzgardan sizi gerçekten çok iyi koruyacaktır. Çift tarafında cebi var. Dikişleri özel, kumaşı özel. Çabuk kuruyabilen bir kumaş ama yağmura karşı hassasiyeti yok. Onu ekleyeyim. Ve zaten çok yağışta üstünüze bir yağmurluk giymeden, montunuza güvenerek yola çıkmayın. Montunuza ne kadar güvenebilirsiniz? Seyrek yağışta veya hafif yağışlarda montlarınıza güvenebilirsiniz. Ama onun dışında işte metrekareye 20 kilo bir yağış düştüğünde gerçekten montunuz da sizi korumayacaktır. Onun üstüne giyeceğiniz herhangi bir yağmurluk size gerçekten çok iyi bir koruma verecektir. En azından ıslanmadan eve gitmenizi sağlayacaktır. Termal içlikler dediğim gibi farklı farklı fiyat aralıkları var. Bu Revit'in bir termal içliği. Termoformum var. Dynesim var. Ve Oxford'un da sanıyorum termal içliği var. Onlardan alabilirsiniz. Ve kullanabilirsiniz. Rüzgarlıklarda da hani ben bu Oxford'un bir rüzgarlığını tanıtıyorum ama Revit'in de bir rüzgarlığı var, Dainese'in de bir rüzgarlığı var. Hepsi fiyat farklı fiyat aralıklarında var. Mağazamıza uğrayabilirsiniz, internetten sipariş verebilirsiniz. Farklı farklı seçenekleri mağazamızdan bakabilirsiniz, internetten de bakabilirsiniz. Sipariş verirken ölçü tablosuna da bakmayı unutmayın. Vücudunuza göre alın, yanılmayın arkadaşlar. Bu tarz şeylerin hani giyim, ayakkabı, kask gibi şeylerin aslında hani mağazadan alınması her zaman çok daha iyidir. Buradan alışveriş yaparak en azından netlemiş ve geri dönüş yaşamamış olursunuz. YouTube kanalımızı seyretmeye devam edin. Hepinize iyi sürüşler.